Herkese merhaba. Bugün ilk tanıtım videomuzda ben Özgür Aslan ve şu anda videomuzu çekmekte olan Arda Yazılan arkadaşımız hep beraber olacağız. Ve yine yanımızda olan SH3 ve LG ürününü de sizler için tanıtmaya başlayacağız. Bu tanıtıma nereden başlayalım derseniz, isterseniz herkesin evinde görmek istediği soundbarlardan beklediği zarafetle başlayalım. Ve bu ürünümüz ince ve zarif olarak dizayn edilmiş. Önde bir dezavantaj olarak da düşünebilirsiniz. Bir koruma paneli yok. Ama onun dışında 4 adet mid hoparlör şurada ve şurada göreceğiniz. 2 adet tweeter şurada ve şurada göreceğiniz hoparlörlere sahip. Tabii ki daha sonradan soundbar aynı zamanda soundbar'ın basını sizler için de ayrıca tanıtacağız. Bu ürünün bu ortada konuşlanmış olan görmüş olduğunuz bölümü yönetsel bölüm. Yani power tuşunuz ve buradan gene fonksiyonları yöneteceğiniz function tuşunuz, Bluetooth, optik bağlantı ve TV bağlantısını sağlayacak tuşunuz da burada yer almakta. Ve volüm olarak da eksi ve artı olarak buradan kullanabilirsiniz. Burada gene dezavantaj olarak görebileceğiniz volümü açıp kapatırken bir ekran üstünde görme şansına sahip değilsiniz. Fakat ses üzerinden kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ya da kumanda üstünden ayarlama şansına sahipsiniz. Ürünümüz temel olarak 300 watt gücünde ve burada gördüğünüz sabbasıyla kablosuz olarak bağlanabilmekte. Kablosuz olarak bağlanabilme olanağına sahip olması iki ürünün birbirinden daha uzağa konuşlandırabilmenizi sağlayan bir durum. Yani 3 metreyi aşmamak kaydıyla siz ana parçanızla sabbasınızı ayrı ayrı yerlere konuşlandırabilirsiniz. Bu da size dizaynlarınızı yaparken, TV ve çevresinde dizaynlarınızı yaparken bazı avantajlar sağlıyor. Onun dışında kablo kalabalığını da minimuma indirmiş oluyorsunuz. Ürünümüzün bağlantı seçenekleri ise hemen yine bulunduğu yerde arkasını çeviriyoruz. Optik bir çıkış mevcut. Artı port in, yani MP3 gibi ve benzeri cihazlara bağlayabiliyorsunuz ürünü. Kablo ile bağlayabiliyorsunuz tabii buralardan. Onun dışında ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz şey şu. Bluetooth moduna function'dan basarak ilerliyoruz. Bluetooth'a geldiğimiz zaman Bluetooth modu yanıp sönmeye başlayacaktır. Gene telefonunuzu açtıktan sonra gene Bluetooth'unuzu açıyorsunuz. Bluetooth'unuzda cihazlarınızı göreceksiniz. Cihazımızda, telefonumuzda SH3B seçeneğini görebilmektesiniz şu anda. Ve üstüne dokunduğumuz zaman bağlanmış olacak. Peki şimdi ne yapabiliyoruz? Mesela bunun üstünden müziklerimizi çalarak dinlemeye başlayabiliriz. Hemen dokunuyorum. Ve telefonumuzun sesini de açıyoruz. Meet you downstairs in the bar and her. You rolled up sleeves in your Scottish shirt. You say, what did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. Yeah.
tekrar isterseniz telefonunuz üstünden kısarak, isterseniz de kumandanız üstünden veya cihazımızın üstündeki tuşlardan kısarak diğer bölümleri aktif haline getirmek için girişimde bulunabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sizin için ürünümüzü televizyonla senkronize edeceğiz ve oradaki sesi sizin için alacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Yine Function tuşuna geliyoruz. Function tuşunda basmaya devam ederek 3 tane ışığın da aynı anda yanık hale gelmesini sağlıyoruz. TV senkronizemiz için. Bu hale geldikten sonra televizyonumuzun ayarlarına geçiyoruz. Televizyonumuzun ana ayarlarına girdikten sonra biraz sonra açılacak menüde resimden ses bölümüne geçerek ses bölümünün içine giriyoruz. Ses çıkışı bölümünde dahili hoparlör yerine LG Sound Sync bölümünü seçiyoruz. Seçtiğimiz zaman cihaz otomatikman aranmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi SH3B ismi altında cihazımızla televizyonumuz senkronize olmuş durumda artık. Evet, az önce duyduğumuz ses de şimdi bir daha tekrar dinleyeceğiz. Arda'cığım sesi bir daha açabilir miyiz? Kontrol edebiliriz. Televizyonumuzda da bağladıktan sonra tüm bağlantı seçeneklerimizi aslında burada denemiş olduk. Şimdi artık keyfini sürme zamanı. Bunun dışında şunu söyleyebilirim ki çok zarif, sesi temiz ve fiyat performans olarak giriş modeli olan ama keyifli ses alabileceğiniz bir cihaza sahip olabilme şansına sahipsiniz. Hem de çok uygun fiyatlara. Bu videomuzu dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii ki izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ve eğer beğendiyseniz beğenmenizi, paylaşmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Ve tüm arkadaşlarınızla önermenizi rica ediyorum. Videomuzu izlediğiniz için tekrar teşekkür eder. Bir sonraki tanıtımda görüşmek dileğiyle.